Başkalarının duyguları sizi bunaltıyor mu? Başkalarının duygularını sanki kendiniz yaşıyormuş gibi güçlü bir şekilde hissedebiliyorsanız, o zaman bir empatsınız demektir. Empatinizin etkilerinin farkında olmadığınızda bu durum içinizde çok fazla kafa karışıklığına ve uyumsuzluğa neden olabilir. Bu video size empatinizi nasıl yönetebileceğinizi ve ondan bunalmak yerine onu kendinizin ve başkalarının iyiliği için nasıl kullanabileceğinizi gösterecek. Empatlar, çevrelerindeki insanların duygu ve düşüncelerini kendi duygu ve düşünceleriymiş gibi kolayca ve net bir şekilde hissedebildikleri için son derece hassas insanlar olarak adlandırılırlar. Sezgilerine diğer insanlardan daha fazla uyum sağladıkları için diğer insanların duygularına ilişkin farkındalıkları son derece yüksektir. Bu da dünyayı farklı bir perspektiften görmelerini ve daha bilinçli olmalarını sağlar. Empati sizin süper gücünüzdür ve bir empat olarak duygusal durumunuzu ne kadar iyi yönettiğinize bağlı olarak kriptonitiniz haline de gelebilir. Önemli olan duyguların size mi yoksa başkalarına mı ait olduğunu farkında olmaktır. İşte bir empat olduğunuzu gösteren 10 yaygın özellik. 1. Diğer insanların duygularını özümsersiniz. Son derece hassas bir varlık olarak başkalarının duygularıyla uyum içindesinizdir. İnsanlar duygularını aktif olarak göstermediğinde bile işlerinde neler olup bittiğini kolayca anlayabilirsiniz. Mesele şu ki sadece ne hissettiklerini veya ne düşündüklerini bilmekle kalmaz, aynı zamanda kendi duygularınızmış gibi hissedebilirsiniz. Bir empat olarak birinin ifadelerindeki, ses tonundaki ve beden dilindeki değişiklikleri kolayca fark edebilirsiniz. Bu da onları okumanızı kolaylaştırır. Ne yazık ki bu durum bir empat için çok yorucu olabilir çünkü içlerinde kaynayan yabancı duygularla baş etmek zorunda kalırlar. 2. Dışa dönük olsanız bile içe dönük bir insan gibi davranırsınız. Son derece hassas yapınız nedeniyle başkalarının duyguları sizi bunaltabilir ve zaman zaman onların enerjilerinden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu durum başkaları olumsuz duygular ifade ettiğinde daha da geçerlidir ve çok fazla olumsuzluk bir empatın duygusal ve fiziksel varlığını bunaltabilir. Bu yüzden empatlar doğru insanlarla çevrili olmayı tercih ederler. Bu yüzden kendilerine hizmet etmeyen ilişkilerden uzaklaşma eğiliminde olacaklardır. 3. Sezgileriniz yüksek. Empatlar son derece sezgisel bireylerdir. Ruhsal varlıkları daha açıktır ve enerjileri daha bağlantılıdır. Sezgisel yeteneklerinden daha fazla farkında olan empatlar, iç seslerini dinlemenin çok önemli olduğunu bilirler. Sezgilerinin rehberliği sayesinde empatlar, enerjilerini tüketecek insanlardan kaçınabilirler. Sezgileri ve cesaretleri onları diğer insanlarla olumlu bir ilişki kurmaya yönlendirecektir. 4. İlişkilerinizdeki titreşimden etkilenirsiniz. Sanki etrafınızdaki insanların duyguları ve enerjisi teninizden sızarak tüm varlığınıza akar. Eylemleriniz çevrenizdeki atmosferden etkilenir. Etrafınızda neşe, huzur ve sakinliğin pozitif enerjisini hissettiğinizde kendinizi enerjik ve canlanmış hissedebilirsiniz. Sonuç olarak negatif enerji ve duygularla çevrili olduğunuzda kendinizi tükenmiş ve yorgun hissedersiniz. Uyuşuk hale gelirsiniz. Bu nedenle estetik güzelliği ve olumlu hisleri olan yerlere gitmeyi seversiniz. 5. İnsanları anlama konusunda iyisinizdir. Bir empatı sıra dışı yapan da bu özelliğidir. Mesele şu ki empatlar, insanlar kendilerini başkalarına ifade etmekte zorlansalar bile birinin düşüncelerini sezgisel olarak ayırt edebilirler. Empat onları anlayabilir. Bunun nedeni empatların diğer insanları anlamak ve onlarla bağlantı kurmak için bir şekilde kablolarının olmasıdır. 6. Arkadaşlarınız sık sık sizden tavsiye ister. Empatlar olaylarla ilgili gerçekten iyi içgörülere ve bakış açılarına sahiptirler. Bir empat olarak aynı zamanda harika bir dinleyicisinizdir ve bu yüzden insanlar sizden tavsiye isterler. İnsanların size gelmesine, sizinle konuşmasına ve sizden yardım istemesine izin verirsiniz. 7. Yakın ilişkilerden bunalabilirsiniz. Empatlarının yüksek duyarlılığı nedeniyle yakın ilişkiler bunaltıcı olabilir. Partnerlerinin en küçük duygusunu, her nüansını ve her ifadesini yakalayabilirler.
Hem olumsuz hem olumlu duygular sizi yutmaya çalışan bir dalga gibi hissedecektir. Bu yüzden empatların ilişkilerini bir sonraki, daha samimi seviyeyi taşımaları zordur. 8. Yalnız kalmayı seversiniz. Yalnız kalmak sizin sığınağınızdır. Her şeyi enine boyuna düşünmenizi sağlar. Aklınıza gelen her duyguyu ve düşünceyi işlemenizi sağlar. Yalnız geçirdiğiniz zamanlar sizin için çok değerlidir. İnsanlarla ve onların duygularıyla uğraştıktan sonra yalnız geçirdiğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınızı karşıladığınız zamandır. 9. Doğayla bütünleşmeyi seversiniz. Doğayla vakit geçirdiğinizde çok fazla enerji alırsınız. Sanki toprak, rüzgar ve ağaçlar son günlerde harcadığınız büyük miktardaki enerjiyi size geri veriyor. Erken uyanıp şafağın soğukluğunu hissettiğinizde ve güneşin doğuşunu izlediğinizde bile bundan hoşlanırsınız. 10. Doğal olarak vericisinizdir. Empatlar nazik ve şefkatlidirler. Acı çeken insanları gördüklerinde buna dayanamayan, gerçekten büyük yürekli insanlardır. Yardım etmek isterler. Başkalarının acılarını hafifletmek için ellerinden geleni yapmak isterler. Bir empat olarak hayır kurumlarına bağış yapan, evsiz insanlara kolayca ulaşan ve yabancılara yardım eden biri olabilirsiniz. Empat olmak çok zorlayıcı ve bunaltıcıdır. Bazı empatlar hassasiyetleriyle başa çıkmak için bağımlılık ve kötü alışkanlıklara başvurabilirler. Bir empat olarak durumunuzun farkında olmanız gerekir. Diğer insanlarla olan tüm etkileşimlerinizden dolayı tükendiğinizi hissettiğinizde kendinize zaman ayırın ve bunu doğayla geçirin. İlişkiler söz konusu olduğunda rahatsızlığınızı partnerinize söylemekten korkmanıza gerek yok. Ayrıca mahremiyet hakkınız var ve bunu size vermeleri lazım. Uyum sağlamayı öğrenin ve bunaltıcı hissi katlanabilir, yönetilebilir hale getirecek şeyler yapın. Kendinize daha az negatif enerji çekmenize yardımcı olacak pek çok yol vardır. Sınırlar belirleyin, meditasyon yapın, içsel varlığınıza odaklanın. Eğer bir empatsanız bunun bir armağan olduğunu bilin. İnsanları derinlemesine anlama ve onların sorunları ve ihtiyaçları konusunda yardımcı olma yeteneğine sahipsiniz. Doğuştan gelen şifa yetenekleriniz var ve dünyanın ihtiyacı olan şey de bu.